Bugün Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde Osmanpaşa Caddesi'ndeyiz. Avcılarhabermerkezi.com'un WhatsApp haber ihbar hattından gelen bilgilere göre Cihangir Mahallesi'nin Osmanpaşa Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde yolla ilgili gerçekten önemli sıkıntılar yaşanıyor. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz yoldan geçen arabalar yoldaki çukurlar nedeniyle bir diğer caddeden, yani yolun bir diğer tarafından geçmek zorunda kalıyorlar. Buradaki vatandaşlardan gelen bilgilere göre arabalar bazen çukurda kalıyormuş ve buradaki vatandaşlardan yine aldığımız bilgilere göre eğer ki bu yollar yapılmazsa biz arabamızı burada çukurda bırakmak zorunda kalacağız diyorlar. Avcılar Haber Merkezi olarak Cihangir Mahallesi'ndeki yollardaki sorunlarla ilgili vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Şimdi yanımızda Cihangir Mahallesi sakinlerinden İbrahim Bilen var. İbrahim Bey, buradaki bu yolla ilgili sıkıntılar size nasıl geri dönüyor? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ya sıkıntılarımız en başta arabalarımızın maddi zarara, bir milli servet olarak arabalarımızın zarar görmesi. Ondan sonra bazı bayanların hasta olarak hastane yetiştirmesinde baştan başa yolun çukur olması, doğuma giden bir hasta yolda doğum yapıyor. Yani hastalar da öyle. Biz ondan sonra sel geliyor, alttan kalkamıyoruz. Perişanız yani. Bir yollarda arabanın güzel gitmesi başkadır. Çukurlara patır patır dökülmesi başkadır. Bu konuda tabii ki rahatsızız yani. Ne kadar süredir peki bu sorun yaşanıyor Cihangir Mahallesi'nde? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada ne zaman bir şey kazmışlarsa yıllarca öyle kalmıştır. Yıllarca, yani yalnız bu belediye başkanı olarak veya bu belediyede değil. Bundan önce hep söyle. Buraya ben bazen sordum şu yolu. Dediler ki Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlı. Kardeşim Büyükşehir'e bağlısa Büyükşehir'e söyleyin, Büyükşehir gelsin yapsın. Kime bağlısa o yapsın, sorunu kimse yapsın. Bayarın orada o su çöktüğü zaman bir araba, tonajlı bir araba düşer içerisine. Allah korusun. Ya insan ölür, ya araba zarar parçalanır. Yani burada her zamanki işimiz yani. Bunların ekipleri efendime var. Maaş alıyorlar. Gelsinler bir gözetlesinler. Bu yoldan kim sorumludur? Nasıl sorumlu mu? Ne yapacak? Ne olması gerekiyorsa gelsin yapsınlar. Hizmetle ilgili bir şey. Devlet, tamam devlete lafımız yok ama belediye olarak sıkıntı çok. Sizin isminiz neydi? İbrahim. İbrahim Bey, siz kağıt toplayıcılığı yapıyorsunuz, evet. Ve bu arabayı kullanıyorsunuz. Evet. Bu yollarda ne gibi sıkıntılar çıkartıyorsunuz? Ya gözünüze görmüyorsunuz mu Allah'ım? Aşağılar aynı, buralar aynı. Bu şimdi Avcılar Belediyesi'nin şeyi. Büyükşehir aslında gözlemesi lazım. Bütün ben suçu Büyükşehir'e buluyorum. Başka bir yere bulmuyorum. Avcılar zaten belediyecilik bilmiyorum ama yok gibi bir şey. Belediye başkanına lafım yok. Dört dörtlük insan. Ama hizmet hiç yok. Belediye hizmetlerini yetersiz buluyorsunuz yani. Ya yetersiz buluyor mu? Yol üzerine diyorum. Normalinde tamam mı? Belediye güzel ama yol, hele ağaçlar, şeyler berbat. İnşallah düzelir. Şimdi de yine Avcılar Cihangir Mahallesi'nin yolları bozuk olan caddelerinden bir tanesi Meşrutiyet Caddesi'ndeyiz. Burada da arkamda görmüş olduğunuz yolda gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Yağan yağmurdan dolayı orada küçük bir gölet oluşmuş ve arabalar buradan geçerken o çukura batmamak için kenara geçiyorlar. İki araba geçtiğinde de yine çukura girmek zorunda kalıyorlar. Şimdi Avcılar Haber Merkezi olarak Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan esnafla ve buradaki halkla konuşacağız. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Şimdi Raif Bey ile birlikteyiz. Cihangir Mahallesi'nde yaşıyor kendisi ve yolla ilgili sıkıntılarını bize anlatacak. Buyurun Raif Bey. Şekil ağda görüldüğü gibi yolların her tarafı aynı şekilde. Yani şu mahallenin
Avcılar Mahallesi'nin bütün yolları aynı. Bunların bir an önce yapılması, belediyenin yetkili kişiler kim onu ben de bilmiyorum tabii, bu yollara kim bakıyor da. Görünüyor yani, sadece burası en ufak yeri. Daha ileriye doğru gidin bak, o okulun orada, üniversitenin oralar daha fazla her taraf patates tarlası gibi. Başka söz ne diyeyim yani, bunu artık birilerinin görmesi lazım. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyorsunuz. Tabii ki istiyoruz. Peki herhangi bir yetkiliye bu konuyla ilgili bir şikayetiniz oldu mu? Herhangi bir yetkiliye benim şu ana kadar bir şikayetim olmadı. Ben düşündüm ki bunu bu buradaki yaşayan yetkililer de bunu görüyor zaten. Yani belediye zabıtasından, oradaki görevlilerden hepsi görüyor bunu. Yani bunu şikayet etmemize gerek var mı? Yani her şeyi şikayet ederek mi çözümleyeceğiz yani ülkede? Peki teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah sesimiz duyulur da bir çare bulurlar. Her iki ayda bir rot balansa gitmek zorunda kalmayız. Evet avcılar halkı, eğer siz de mahallemde, ilçemde çeşitli sorunlar var ve ben sesimi yetkililere duyuramıyorum diyorsanız avcılarhabermerkezi.com'un WhatsApp ihbar hattına aşağıdaki numaradan ulaşarak bize ilçenizdeki sıkıntıları yazabilirsiniz.